Herkese merhaba, Alaza Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz bu berenin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bere yetişkinler için uygun olduğu hem kadın hem erkek modeli olarak kullanılabilecek bir model. Önce kullandığım malzemeden bahsedeyim. Bere için 100 gramı 200 metre olan, içeriği de bakın %49 yün, %51 premium akrilik olan bir ip kullandım. Dediğim gibi yetişkin için ördüm ben bereyi. Bu ölçü bir bere için bir yumak ip tam yeterli oldu. Eğer siz biraz daha geniş ve biraz daha uzun bir bere yapmak isterseniz bir yumak yetmeyebilir ya da ipinizin uzunluğu daha kısa olursa bir yumak yetmeyebilir, ama bu ölçülerde, bu şartlarda bir yumak benim için yeterli oldu. Şiş olarak da 3,5 numara şiş kullandım. Başlangıçta, şimdi dikişsiz ördüm bereyi, o nedenle misinalı şişle ördüm. Başlangıçta kesmelere kadar 40 santim misinalı şişle 3,5 numara ördüm. Ardından kesmelerden sonra ilmek sayısı azaldıkça 100 santim misinalıya geçtim ve magic loop tekniğiyle devam ettim. Hemen ölçülerini de vereyim berenin. Berenin boyu yaklaşık 32 santimetre. Bu kesmelere kadar olan kısımda 25 santimetre ördüm. Kesmelerden sonraki kısım 7 santimetre. Ben geriye kıvrılmak üzere, bakın uzun tuttum biraz boynu ve şu şekilde kullanılacak şekilde planladım bereyi. Bu şekilde uzunluğu da yaklaşık 24-25 santimetre kadar. Siz bu ölçüleri dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Boyunu da, berenin genişliğini de. Bakın lastikten oluştuğu için bir düz bir ters. Oldukça esnek zaten, başın büyüklüğüne göre şekil alabilen bir yapısı var. Ama yine de daha küçük ve daha büyük ölçüde bereler örmek mümkün tabii ki. 120 ilmekle ben ördüm bu bereyi. Yetişkin kadınlarda ve belli ölçüye kadar erkeklerde uygun olabilir. Ama biraz daha büyük baş çevresi için örmek isterseniz 120 yerine 128, 136 gibi ilmek sayıları belirleyebilirsiniz. İlmek sayısının 8'in katları olması gerekiyor çünkü. Daha küçük çocuklar için mesela örmek isterseniz 112, 104 gibi ilmekler uygun olacaktır. Çok kolay bir bere, bir düz bir tersle tamamı başlanılıp örülen bir bere. Sadece kesme kısımlarında bakın şöyle 4 noktada kesmeler yaptım. Güzel, şık bir bitiş kısmı oluşmuş oldu bu sayede. Hem sade hem de kullanışlı bir bere olduğunu düşünüyorum ben. Umarım sizler de beğenir ve yapmayı arzu edersiniz. O zaman gelin birlikte yapılışına başlayalım. Evet, bereyi örmeye başlayalım. Kullanacağım ip 100 gramında 200 metre olan, içeriğinde de bakın %49 yün olan bir örgü ipi. Şimdi bu iple önerilen şiş numarası normalde 4,5-5, ama ben daha ince bir şiş kullanacağım. Çünkü berenin bol ve gevşek değil, daha tok ve sıkı olmasını istiyorum. 3,5 numara şişle öreceğim. Dikişsiz örebilmek için misina boyumuz 40 cm olacak. Şimdi ilmek sayısına gelince, daha önce berede ilmek sayısının nasıl hesaplandığını anlattığım bir videom var. O videoya ekranın sağ üst köşesindeki linkten ya da yine videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Ben burada hesaplama yapmayacağım. Hesabımı yaptım ve 120 ilmek buldum. 120 ilmekle başlayacağım. Yalnız burada dikkat edeceğiniz tek şey, bulduğunuz ilmek sayısının 8'in katı olması gerekiyor. Eğer 8'in katı değilse ilmek sayınız, onu en yakın 8'in katı olacak sayıya yuvarlamanız gerekecek. Şimdi 120 ilmekle başlayacağım, ama bir ilmekte dikişsiz öreceğimiz için her iki tarafı birbirine bağlamak için ilave edeceğim. Toplam 121 ilmek alacağım. Klasik ilmek alma yöntemiyle başlayalım. Kuyruğu oldukça uzun bırakıyorum çünkü 121 tane ilmek alacağız. Şöyle her zaman olduğu gibi bakın, ilk ilmeği alıp devam ediyorum. toplam 121 ilmek alıp geliyorum. Evet, toplam 121 ilmek aldım. Şimdi şöyle ilmekleri yönlerinin dönmemesine dikkat ederek kaydırıyorum şişin ucuna doğru. Şu alt çizgiyi takip ederseniz dönmediğinden emin olursunuz. Şimdi şöyle iki tarafı birbirine yaklaştırıyorum. Burada bakın bir tane ilmeğimiz fazladan almıştık. Onu şimdi bağlamak için kullanacağız. Bu en başta ilk aldığım ilmeği sol şişten sağ şişe doğru şöyle alıyorum. Buradaki son ilmeği o aldığım ilmeğin üzerinden şöyle bakın geçiriyorum. Ve o ilmeği tekrar yerine takıyorum. Sonra bu ipi arada şöyle çekerek sağlam bir şekilde bakın sıkıca iki tarafı bağlamış olduk. Şimdi beremizin lastik ucu geriye kıvrılacak. O şekilde ben yapacağım. Dolayısıyla geriye kıvrıldığında görünen kısmın düz olması için normalde örgümüzün düz yönü burası. Ama geriye kıvırarak kullanacağım için şöyle çeviriyorum ben örgüyü. Tersinden başlayacağım. Kıvırdığımda düzgün tarafı dış yüzüne gelmiş olsun. Şimdi buraya başlangıç noktamız olduğu için sıra başı bir tane ayraç yerleştireceğim ve örmeye başlayacağım. Bir düz bir ters lastik öreceğiz. Tersle başlayacağım önce. Şöyle ipi öne alıyorum. Bir ters örerek başlayacağım. Şimdi normalde ben tersleri şöyle üstten alıyorum. Ama lastiğin daha düzgün durması için alttan alacağım bu örgüde. Alttan alarak tersi ördüm. Sonra bir tane düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde turu tamamlayıp tekrar başlangıç noktasına gelelim. Evet, sıra başına geldim. Ayrıca böyle alıp örmeye devam edeceğim. Artık tersleri bakın şöyle alıyorum. Evet, bir ters biz bir düz örerek bu şekilde devam edeceğiz örgümüze. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bereyi öreceğiz şimdilik. Sonra birlikte kesmelere başlayacağız. Evet, bereyi örmeye devam ettim. Bakın şu an görüntüsü bu şekilde. Bir düz bir ters lastikle kolay bir şekilde ördük. Şimdi uzunluğunu da söyleyeyim size hemen. Şu an boyu 25 santimetre oldu. 25-25,5 santimetre kadar. Yetişkin için bu boy bence yeterli ama elbette siz istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Şimdi kesmelere başlayacağız bu noktada. Bunun için şöyle yapıyoruz. İlmek sayımız 120 idi. 4'e bölüyorum 120'yi. 30 ilmek çıkıyor. Siz de kaç ilmek başlarsanız bu şekilde hesaplayabilirsiniz. 8'in katı olacak zaten ilmek sayınız. 4'e bölerek her aralığın ilmek sayısını bulabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi 30 ilmekten oluşan 4 parçaya ayırdım şu an bereyi. Şu kırmızı ayraç, ilk ayracı benim başlangıç noktam. İlk baştan beri, şu ipimden de görebiliyorum onu. İlk baştan beri başlangıç noktam olan nokta. Şimdi neydi? 4'e böldüm, 30 ilmek çıktı. Bakın şu ara 30 ilmek. Ardından yine bir sonraki ara 30 ilmek. O şekilde 4 tane bölgemiz var. Şimdi bu 30 tane ilmeğin ilk 3 ilmeğini şöyle yine işaretledim. Aynı renk ayraçla baştan bakın 3 ilmek saydım. Bir tane ayraç yerleştirdim. 30 ilmeğin 3 tanesini ayırdığımda geriye 27 ilmek kaldı. Saydım 27 tane ilmeği. Buraya ikinci kısmın en başı olacak. Yine bir ayraç yerleştirdim. Yine başında 3 tane ilmeği ayırdım. Bir de bu arada bakın bu ilmeklerin, ayırdığımız bu 3 ilmeklerin ters düz ters olmasına dikkat edeceğiz. Zaten ilk başlangıç noktasında örgümüzü örmeye başlarken ilk ilmeği terse başlamıştık. Bakın ters, düz ve ters şeklinde bu 3 ilmek. Sonra devam ettim. 27 tane saydım. İkinci bölgeye başladım. Bakın yine ilk 3 ilmek ters, düz, ters şeklinde. Sonra 27 tane daha saydım. İkinci 30'da bitti. Devam ediyorum. Üçüncü 30'dayım. Bakın yine ters, düz, ters 3 tane ilmeği işaretledim. Ardından devam ettim yine 27 ilmek sayarak 3. bölgede tamamlandı. Sonra son 30 ilmek için yine 3 ilmeği ters düz ters şeklinde işaretledim. Ardından geriye 27 ilmek kaldı ve başlangıç noktasına tekrar ulaştım. Şimdi burada şu son ilmeği de öreyim. Kesmelere başlayacağız. Kesmelerimiz bu üçer ilmek olarak ayırdığımız bölgelerin öncesinde ve sonrasında olacak. Şimdi şu an sıra başındayım. Bu ilk 3 ilmeği örerek başlıyorum. Bu ilmekler hep öreceğiz. Bunları kesmiyoruz. 3 tane ilmeği ördüm. Şimdi burada ilk kesmemi yapacağım. Şimdi bakın ilk kesme sıramız ters örerek olacak. Şimdi bakıyorum önümde bir düz ilmek var. Hemen ardında bir ters ilmek var. Şimdi bu sırada ters kesme yapacağım. Ters kesme yaparken bu ilmeklerin yönünün şöyle sola eğimli durması gerekiyor. Sol ters ilmek gibi durması gerekiyor. İlk ilmek bakın öyle zaten. Ama ikinci ilmek öyle değil. Onun hemen şöyle yönünü düzeltiyorum. Ters olan ilmek o bakın. Sonra tekrar ilk ilmeği de geri alıyorum ve şu an ters kesmeye müsait artık ilmeklerim. Onları ters örerek şöyle kesiyorum. İlk kesmemizi yaptık. Şimdi devam edeceğim. Bir sonraki 30 ilmeğe geleceğim. Onun 3 ilmeğinin önce ve sonrasında yine kesme yapacağım. Son 2 ilmeğe kadar ayraçtan önceki örelim. Evet, son 2 ilmeğe kadar ördüm bakın. Yine hemen önümdeki ilmek bir ters ilmek, sonra da bir düz ilmek var. Yine ters kesme yapacağım için ipi öne alıyorum. Bakın bu defa ilk ilmeğin yönü uygun değil. Sağa doğru eğik çünkü onu düzeltiyorum. İkinci ilmek uygun. Ona herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Bu şekilde her iki ilmek de sola eğimli şekilde duruyorken bakın böyle ters örerek bu bölgedeki ayraçlardan önceki kesmeyi yapıyorum. Şimdi aradaki 3 ilmeğimi bir ters, bir düz ve bir ters olarak örüp şimdi bu tarafta kesme yapacağım. Yine bakın ilk ilmeğin yönü uygun ama ikinci ilmeği düzeltmem gerekiyor. Onu şöyle yönünü düzeltiyorum. Sonra ikisini birlikte yine ters kesme yapıyorum. Evet bakın bir burada bir burada kesmemizi yaptık. Devam edelim. Bu 3. bölgeye gelelim. Evet yine ayraçtan önceki 2 ilmeği de ördüm. Şimdi yine ilk ilmeğin burada da yönünü düzeltmem gerekiyor. İkinci ilmek istediğim gibi yine bu 2 ilmeği ters örerek bir kesme daha yaptım. Aradaki ilmekleri örelim. Şimdi yine burada kesmemizi yapacağız. İlk ilmeğin yönü düzgün ama ikinciyi şöyle düzeltiyorum ve ikisini ters örerek kesme yapıyorum. Devam edelim. Son 2 ilmeği de ördüm. Aynı şeyi yapıyoruz artık bakın. İlk ilmeğin yönünü düzelttim. Ters örerek kestim. Aradaki ilmekleri örüyorum. Şimdi burada da kesme yapalım. Bu defa ikinci ilmeğin yönünü düzelttim ve birlikte keserek aldım. Şimdi kırmızı ayraçların olduğu noktaya dek 2 ilmek öncesine kadar gelelim. Evet, son 2 ilmeği de ördüm. Şimdi burada yine ilk ilmeğin yönünü değiştirip ters keserek örüyorum bu 2 ilmeği ve ilk kesme sırasını tamamlıyorum. Şimdi başlangıç noktasındayız. Bir sıra kesme yaptıktan sonra ikinci sırada kesme yapmadan öreceğiz. Ne yapacağız? Bütün ilmekleri sadece oldukları gibi, yani tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Bakın, ilk ilmek ters, ondan başlıyorum. Düz ve ters. İlk 3 ilmeği bu şekilde geçtim. Şimdi kesme yaptığım ilmeğe geldim. Bakın, ilk kesmeydi bu. Ters kestiğimiz için bu ilmek bir ters ilmek zaten. Sonra yanında düz ters şeklinde devam ediyor. Bu ters ilmeği ters olarak yine örüyorum. Sonra da ilmekleri oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde kesme yapmadan tamamlayalım. Evet, bir sıra kesme yapmadan ördüm. Bakın, şimdi yine turun başındayım. Şimdi bu sırada yine kesme yapacağız. Önce bu 3 ilmeği örerek başlayalım. Şimdi bu noktada kesmemizi yapacağız. Bu sıradaki kesmelerimiz düz örerek olacak. Yönü de bu düz kesmelerin hep bu 3 ilmeğe, yani ayraçlara bakarak olacak. Şimdi bu noktada bakın, sol tarafta olduğum için kesme yönüm sağa doğru olacak. Ayraç yönünde olacak. Dolayısıyla sağ kesmeyi nasıl yapacağım? Bakın, şu ilk ilmeğin yine yönünü düzeltiyorum. Her ikisi de böyle sola eğimli şekildeyken bu 2 ilmek. İpi de arkaya alıp şöyle önden biraz bollaştırayım. Bakın, bu 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Bu yöndeki kesmemiz sağa doğru oldu. Diğer taraftaki kesmemiz sola doğru, yine ayraca doğru olacak. Şimdi aradaki ilmekleri yine oldukları gibi örelim. Bir sonraki kesme noktasına gelelim. Evet, yine ayraçtan önceki 2 ilmeğe geldim. Dediğim gibi bu yöndeki kesmemiz sola doğru kesme olacak. Ayraca doğru bakacak yönü. Onun için de buradaki bakın ilk ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Her ikisi de bu şekilde görünüyorlar ve bu durumda şöyle 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Sonra aradaki ilmekleri örelim. Ters, düz, ters. Şimdi bu taraftaki kesmemiz yine sağa doğru olacak. O nedenle ilk ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Sonra İkisini birlikte bakın böyle sağa keserek alıyorum. Devam edelim. Evet, yine ayrıca 2 ilmek var. Kesme yönümüz sola kesme olacak. İlk ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Siz kendi ilmeklerinizin yönüne göre bu düzeltmeleri yapmalısınız. Duruş şekli önemli. Onu sağlayacak şekilde gerekli değişikliği yapabilirsiniz. Şimdi sağ kesme yapacağız. Bunun için yine ilk ilmeğin yönünü düzelttim. Kesmeyi önden bu şekilde birlikte örerek yapıyorum. Devam edelim. Evet, yine geldim kesme noktasına. Önce sola kesme yapıyorum. Şimdi sağ kesme yapacağım. Devam ediyorum. Evet, son iki ilmekteyim. Yine sola kesme yaparak bu kesme sırasını da tamamlıyorum. Şimdi başlangıç noktasındayız. Bir sıra yine kesmeden öreceğim. Bütün ilmekleri oldukları gibi. Aradaki ilmeklerimiz zaten belli. Ters, düz ve ters şeklinde. Sonra ilk ilmeğimiz düz kesme yapmıştık bir önceki sırada. O nedenle bir düz ilmek düz örerek başlıyorum. Zaten de görünüyor düz oldu. Sonra sırayla ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, bakın kesme yapmadan bu sırayı da tamamladım. Şimdi şöyle göstereyim, bakın bu ayraçların olduğu noktalarda kesmeler artık belli olmaya başladı. Şöyle görünüyor. Şimdi bundan sonraki kısımda bu son ördüğümüz 4 sırayı tekrarlayacağız. Neydi o 4 sıra? İlkinde hatırlarsanız ayracın her iki yönündeki ikişer ilmekleri ters örerek kesme yapmıştık. O birinci sıramız. Arkasından bir sıra kesmeden ördük, ikinci sıramız. Üçüncü sırada yine aynı ayraçların yanındaki ikişer ilmekleri düz keserek kesme yaptık. Dördüncü sırada yine kesme yapmadan ördük. Şimdi bundan sonraki süreçte o 4 sırayı tekrarlayacağız. Yani bu ilk sırada yine ters kesme yapacağız. Hemen onu göstereyim, sadece başını. Önce 3 ilmeği örelim. Ters kesme yapacağım. Bakın o nedenle ilk ilmeğin yönü zaten uygun. İkinci ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Ve bu iki ilmeği ters örerek kesiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Bütün kesmeleri ters kesme yapacağım. Sonraki sıra kesmeyeceğim. Bir sonraki sırada düz kesme yapacağım. Yine yönlerine dikkat ederek bu tarafta sola, bu tarafta sağa kesme olacak şekilde. Dördüncü sırada kesme yapmadan öreceğim. Bu şekilde bu 4 sıranın tekrarları şeklinde ilmekleri kesmeye devam edeceğiz. Şimdi dediğim gibi her sırada ilmeğimiz 8 ilmek azalıyor. Çok hızlı azalıyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra artık bu 40 santim misinalı şişle örememeye başlayacağız. İlmek sayıları az gelmeye başlayacak. O noktada 100 santim misinalı şişe geçeceğim ben. Magic Loop tekniğiyle öreceğim. Hem geçişimi hem de nasıl ördüğümü göstereceğim o noktada. Siz dilerseniz 5 şişle, eğer biliyorsanız 5 şişle örmeye de devam edebilirsiniz o noktada. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. İlmeklerimiz biraz daha azalsın. Sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, birkaç sıra daha kesme yaptım. İlmekler azaldığı için artık şişte zorlanmaya başladım. O nedenle daha fazla devam etmeden şimdi ben aynı numaralı, yani 3,5 numaralı 100 santim misinalı şişe geçeceğim. Ve Magic Loop tekniğiyle öreceğim bundan sonrasını. Dediğim gibi siz dilerseniz ve biliyorsanız 5 şişle de örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi en son sırada şeyi bitirdim. Kesmeyi bitirdim. Şimdi bu sıra düz sıra, yani kesme yapmayacağım sıra olacak. Şimdi bu sırada geçişi yapacağım. Şu an sıra başındayım. Şöyle yeni şişimi elime aldım. Bakın. Sıra başından itibaren örmeye başlıyorum. Kesme yok bu sırada. Daha kolay olacak o nedenle geçiş. Yine ayraçları yerlerinde muhafaza edeceğiz. İlmekleri oldukları gibi örerek şöyle bir miktar devam edelim. Bakın ilmeklerin yarısına geldim. 2 tane bölmeyi ördüm. Şimdi burada yarısında misinanın diğer kısmını alacağım. Bakın şu ördüğüm misinadaki ilmekler bu kısmında kalacak. Şöyle çekiyorum yeni şişin misina kısmını. Şimdi burada kalan yarısını öreceğim. Böylece ikiye bölmüş oluyorum ilmekleri. Daha önce magic loop tekniğini kullandıysanız zaten çok kolay olacaktır. Bilmeyenler için biraz daha detay anlatmaya çalışıyorum. Evet, sonuna kadar bütün ilmekleri ördüm. Ve bakın bu şişe artık boşa çıktı. Şimdi örgümüz ne durumda? Şöyle çeviriyorum. Bir bakalım. Diğer taraftaki ilmekleri de şöyle şişin ucuna doğru getirdiğimde bakın iki tarafı şöyle ilmekleri şişin iki tarafına bu şekilde ayırmış olduk. Burası başlangıç noktamız. Kırmızı ayracımız buradaydı şöyle. Bakın her iki tarafta da iki parçası oluştu ilmeklerimizin. Bundan sonra yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Mesela şu an kesme sırasına geldim. Dolayısıyla kesme yapacağım. En son düz kesme yapmıştım. Bu sırada ters kesme yapacağım. Bakın şu arkada ipin olduğu taraftaki şişi dışarıya doğru çekiyorum. Kendimden taraftaki şişten örmeye devam ediyorum. Aradaki 3 ilmeğimiz bunlar. Önce onları örelim. Sonra kesmeyi yapalım. Evet, bakın burası ilk kesme yapacağım nokta. Dediğim gibi düz kesme yapmıştım. Şimdi ters kesme yapacağım. Bunun için şöyle yapıyorum. İlk ilmek zaten düzgün. İkinci ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Ve iki ilmeği birlikte alıyorum. İlk şişin sonuna kadar örelim. Kesmeleri yaparak. Evet, bakın sonuna geldim. Sonda kesmemizi yapalım şimdi. Ve bu şişi bitirdiğimde şöyle bakın çeviriyorum örgüyü. Diğer taraftan da örmeye devam edeceğiz yine. Bu defa bu öndeki şişi arkaya doğru çekiyorum. Arkadaki şişi dışarıya doğru çekiyorum ve öndeki şişten yine örmeye devam ediyorum. Yani iki parça halinde öreceğiz. Bundan sonra turlarımızı iki şişe bölmüş olduk çünkü ilmekleri. Bu sayede ilmek sayımız azalsa da sıkıntı yaşamadan örebiliyor olacağız. Yine kesmemizi yapalım. Ters kesme yapıyorduk. Bu şekilde bu şişi de tamamlayalım. Evet, ikinci şişin de sonuna geliyorum. Buradaki kesmeyi de yaptığımda bu turu tamamlamış olacağım. Evet. Bakın kırmızı ayraca geldik. Tekrar sıra başındayız. Şöyle bir daha göstereyim. Yapacağımız şey sıra sonlarında hep öndeki şişi şöyle arkaya alıp arkadaki şişi dışarıya doğru çekip kendimizden taraftaki şişten örmeye devam etmek. Bu şekilde şimdi yine artırmadan öreceğimiz, pardon, kesme yapmadan öreceğim sıradayım. O sırayı örüp yine o 4 sıranın tekrar şeklinde kesmeleri yapmaya devam edeceğim. İlmeklerimiz oldukça azalana kadar bu kesmeleri devam ettireceğiz. En son ilmekleri bitirirken tepe kısmında toplayacağız. O noktada tekrar birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu kısmı bir yapalım şimdi. Evet, bereyi örmeye devam ettim. Bakın kesmeler bu şekilde görünüyor. Şöyle göstereyim. Başlangıçta hatırlarsanız bu aradaki ilmek sayısı 27 ilmekti. Kesmeler yaparak buradaki ilmek sayısını şöyle göstereyim. Bakın 3 ilmeğe kadar düşürdüm. Bu kesme noktalarında da 3'er ilmek vardı. Onlar da zaten görünüyor. Şu an toplamda 2 şişteki ilmek sayım 24 ilmek. Şimdi son bir kesme sırası daha öreceğiz. En son kesmeden de bir sıra ördüm. Şu an bir kesme sırası daha öreceğiz. Onu da şöyle yapacağız bakın. Düz ilmekle başlayacağım. O nedenle şu an sıra başındayım. Sıra başındaki bu ters ilmeği önce örüyorum. Düz ilmeklerle kesme yapacağım çünkü. Onu ördüm. Şimdi bakın önümde bir tane düz ilmek var. Onun yanında da bir tane ters ilmek var. Bunları düz kesme şeklinde, sola kesme şeklinde keseceğim. O nedenle öndeki ilmeğin yönünü şöyle düzeltiyorum ve düz ilmeği yanındaki ters ilmekle birlikte kesiyorum. Aynı şeyi devam edeceğim sıra sonuna kadar. Artık bu ayraçları da çıkartacağız hepsini. Yine bir düz ilmek var. Ardından bir ters ilmek var. Düz ilmeğin yönünü şöyle düzeltiyorum. Sola kesme yapmak için. Arkasından gelen ters ilmekle birlikte örerek kesiyorum. Devam ediyorum. Yine bir düz ilmek var. Onun yönünü düzelttim. Hemen arkasından gelen ters ilmekle birlikte keserek aldım. Devam edelim. Yine bir düz ilmek ve ardından bir ters ilmek. Birlikte kestim. Bu şekilde sıra sonuna dek devam edeceğiz. En son bakın bir tane düz ilmek kaldı. Başta da bir ters ilmeğim vardı az önce. Sıranın başında kesmeden almıştım. O ikisini de yine birlikte keserek bitireceğim. Onun için şöyle yapıyorum. Buradaki yine bu şu an kesmediğim düz ilmeği bu tarafa alayım. Son ilmekte keserek bütün bakın ters ilmekleri, aralardaki ters ilmekleri kesmiş olduk. Şu an toplamda 12 tane ilmeğe düştük. Artık bu kesmeler yeterli. Bundan sonra bu ilmekleri bir iplikle şimdi geçirip kapatacağım. Toplam 12 tane ilmeğimiz var. Şimdi ipi keselim artık. Şöyle bir miktar bırakarak ucunda. Bu arada bir yumak ip yeterli oldu. Bakın 200 metrelik bir ip. Bu kadar da arttı benim ipim. Sizin öreceğiniz ipin uzunluğuna ve berenin büyüklüğüne göre muhtemelen yeterli olacaktır. Daha büyük örerseniz belki yetmeyebilir. Şimdi bu ipi bir iğneye geçirdim. En son şuradayım. Bu ilmeği yine şu tarafa alayım. İp onda çünkü. Oradan diğer ilmekleri şöyle iğneye geçirerek bütün ilmekleri şimdi kapatacağım. Şöyle toplayalım ilmekleri. Sağlam olması için bir tur bu ilmeklerin içinden geçmek istiyorum ben şimdi iğneyle. Evet, ardından şöyle iç kısma alalım. Bakın böyle oldu tepe noktası. Bu Bu ipi burada bir kez daha sağlamlaştıralım. Evet, şimdilik yeterli. Fazla kısmını keseriz. Bakın ucu böyle oldu. Kesmelerimiz de oldukça güzel ve şık duruyor bence. Bakın böyle. Şu başlangıç ipini de yine iğneye alıp temiz bir şekilde gizleyelim. Onun için de olduğu noktadan şöyle bu kısımda yürütüyorum çünkü geriye kıvıracağım. Eğer siz geriye kıvırmadan, kısa örüp geriye kıvırmadan kullanacaksanız iç tarafta gizleyin lütfen ipinizi. Bakın bu şekilde hiç belli bile değil, zaten tertemiz bir görüntüsü oldu. Bence bu kadar yeterli. Çok da uzatmaya gerek yok. Keselim. Şöyle. Gayet temiz bir görüntü oldu bakın. Şimdi bu şekilde kıvırarak temiz bir şekilde kullanabiliriz beremizi. Şöyle nihai ölçüsünü vermek istiyorum size. Toplam kıvrılmamış boyu bakın yaklaşık 32 santimetre. Şöyle kıvırırsam da şu boyunu da ölçeyim. Yine yaklaşık 24 santimetre kadar. Evet, böylece bereyi tamamlamış olduk. Hem sade hem de şık ve kullanışlı bir bere oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isterseniz şimdiden size de kolay gelsin. Böylece bu çalışmanın da sonuna gelmiş oldum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.